Kalp krizi, yani tıptaki adıyla miyokard infarktüsü tedavisinin temel amacı, kalpte oluşan hasarı azaltmak ve oluşabilecek komplikasyonları minimuma indirmektir. Tedavinin miyokard infarktüsüne sebep olan kan pıhtısına çözüm bulması gerekir. Ayrıca miyokarda iletilen oksijen arz talep oranı arasındaki dengeyi de yeniden sağlaması gerekir. Akut koroner sendromların her türünde kullanılan ortak bazı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Ancak STEMI diye kısaltılan ST yükselmeli miyokard infarktüsü ile hastaneye başvuran hastalarla kararsız angina ve NSTEMI miyokard infarktüsü olan hastalar arasındaki tedavi yaklaşımında önemli farklılıklar bulunur. Bu videoda bu farklılıklardan bahsedeceğiz. Kararsız angina ve en sistemi için kullanılan tedavi yöntemi aynıdır. Ancak daha ciddi bir rahatsızlık olduğundan sistemi için kullanılan tedavi yöntemi biraz daha farklı. Şimdi bunun nasıl olduğuna bakalım. Kalp krizi yani miyokard infarktüsü şüphesiyle hastaneye gelen her hastanın tedavisi ilk olarak yoğun bakım ünitesinde başlatılır. Bu hastaların durumu aritmi yani anormal kalp ritmini tespit etmek için sürekli olarak EKG yani elektrokardiyografi ile kontrol edilir. Hatırlarsanız EKG kalp krizinin türü hakkında da bize önemli bilgiler sağlıyordu. Ayrıca bu hastalar kalbin aşırı çalışmasını önlemek için yatakta tedavi edilir. Bu sayede de kalp kaslarının oksijen ihtiyacı minimuma indirilmiş olur. Bunun yanı sıra kan dolaşımındaki oksijen miktarının yetersiz olduğu tespit edilirse hastalara ek oksijen verilir. Ayrıca hastaların göğüs ağrısını ve bunun yanı sıra hissettikleri kaygıyı azaltmak için morfin tedavisi de uygulanabilir. Bu sayede de hastaların kalp atış hızı ve hatta kalbin ihtiyaç duyduğu oksijen miktarı da azaltılabilir. Önemli olan bir diğer nokta ise bu hastalara aspirin verilmesi. Aspirin tedavisi, semptomlara ve daha da önemlisi miyokard infarktüsüne sebep olabilecek pıhtının oluşumunu engeller. Aslında aspirin, Akut koroner sendromun her türündeki hastalarda ölüm oranını azaltmak için kullanılan en önemli müdahale yollarından bir tanesidir. Saydığım tüm bu işlemlerin hepsi hemen o anda yapılır. Daha sonrasında ise kalp krizine sebep olan pıhtıdan kurtulmak ve kan dolaşımının kesildiği bölgeye yeniden kan sağlanması için bir yol bulunması gerekir. Pıhtıdan kurtulmak ve kalbin belli bir bölgesine yeniden kan dolaşımını sağlamak için kullanılan yol da reperfüzyon olarak adlandırılır. Bu da tedavinin bir sonraki aşamasını oluşturur. EKG sonucunda hastada STEMI ya da ST yükselmeli miyokard infarktüsü olduğu tespit edilirse ve hasta semptomların başladığı andan itibaren 2 saat içerisinde hastaneye götürülürse tromboliz yardımıyla pıhtının parçalanması için ilaç tedavisi uygulanabilir. Buradaki trom kan pıhtısı lizde parçalama anlamına geliyor. İşte bu noktada pıhtı eritici ya da parçalayıcı ilaçlar olarak bildiğimiz ilaçlar devreye girer. Bu ilaç yeteri kadar erken verilirse kalbin zarar gören kısmına kan akışının yeniden sağlanma ihtimali oldukça yüksek olur. Bu da kalpte görülecek doku hasarını azaltır. Ancak bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu sadece sistemi hastaları için geçerli. Kararsız angina veya en sistemi için geçerli değil. Bunun sebebi de şu. Pıhtı parçalayıcı ilaçların parçaladığı pıhtı türleri sadece sistemide bulunur. Kısacası en stemi için bu durum söz konusu değildir. Şimdiye kadar bahsettiğimiz her şey akut koroner sendromla hastaneye kaldırılan hastaların akut tedavi yönteminin bir parçası. Yani bunların hepsi hastanede o anda hemen gerçekleşir. Daha sonra hastanede ilaç tedavisine başlanır ve bu tedavi hastanın ömrünün geri kalanında da devam eder. Hastaların bu ilaçları ömür boyu kullanmasının sebebi de klinik araştırmalarda bu yöntemin daha öncesinde kalp krizi geçirmiş hastalardaki ölüm oranını azalttığına dair elde edilen sonuçlardır. Diğer olumlu etkileri arasında ise sonradan başka bir kalp krizi geçirme ihtimalinin azalması da sayılabilir. Dediğim gibi akut tedavi yönteminin ardından hastalar bu ilaçları ömürlerinin sonuna kadar kullanır. Peki bu ilaçlar nelerdir? Bu ilaçların bazıları oksijen arz talep dengesini yeniden kurmak için kullanılır. Buna beta blokerler örnek verilebilir. Beta blokerler kalp atışını, yani dakika başı gerçekleşen atım sayısını azaltır. Ayrıca kalbin atım gücünü de azaltır. Böylece kalp kasları öncesine göre daha az çalışacağından kalbin ihtiyaç duyduğu oksijen miktarı da azalmış olur. Hastalara verilen bir diğer ilaç türü de nitratlardır. Nitratlar, vazodilatör işlevi görür. Yani kan dolaşımını arttırmak için damarları açar. Üçüncü noktada ise antikoagülanlardan bahsedebiliriz. Bunlar koroner damarları tıkayabilecek başka pıhtıların oluşumunu önlemek için verilir. Bu hastalara aspirin tedavisi başlanmış olsa da ayrıca heparin ya da varfarin de verilebilir. Bu ilaçlar pıhtılaşma kaskadının kolayca gerçekleşme ihtimalini azaltır. Böylece bu ilaçlar ilk olarak miyokard infarktüsüne sebep olmuş olabilecek pıhtının oluşumunu, İkinci olarak da daha sonrasında görülebilecek pıhtıların oluşumunu yavaşlatır. Bu hastalara ayrıca statin de verilir. Statinler, kan kolesterol düzeyini azaltarak koroner arterlerdeki aterosklerotik birikimin ilerlemesini önler. Hatırlarsanız, aterosklerotik plaklar kolesterol içerdiğinden bu hastalara ömür boyu kullanmaları için statin verilir. Son olarak bu hastalara ACE inhibitörü de verilebilir. ACE inhibitörleri kan basıncını azaltır ve hatta bazı araştırmalar ACE inhibitörlerinin miyokard infarktüsü sonrası kalpte oluşabilecek negatif yapısal değişiklikleri azaltabileceğini göstermiştir. Evet, bu videoda miyokard infarktüsü sonrası hastalara uygulanan tedavi yöntemlerinden ve ilaçlardan bahsettik.